Have you been naughty or nice? I don't know. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Sons of the Forest oynayacağız. Sıfırdan başlayacağımız bir seri olacak. Büyük ihtimal YouTube'a vereceğim ilk seri aynı anda. Umarım keyifli bir oyun olur bizim için. Hemen uzatmadan artık başlayalım. Normal, huzurlu, zor. Oyunun normalini oynayalım neyse. Neyi vaat ediyorsa kendince. Puff Corporation. Bu Puff elektronik sigara normalde bir şirket. Bağlantısı var mı acaba? Çok da benzer yapmışlar. Yazı stili olsun. İki tane F'le bitmesi olsun. Fish Eye and Kelvin. Evet, Edward Houghton, bu dayımız 63 yaşında, 31 haftadır kayıp. Eşi Barbara Houghton, aynı şekilde 31 haftadır kayıp. Bu da kızları Virginia Houghton. Bunlar ailece kaybolmuşlar ve 5 tane konum gösteriyor bize. Son sinyal 14,5 saat önce alınmış. 14,5 saat önce son iletişime geçilebilmiş. Sonrası yok. İki tane dostumuz var. Fisheye ve Kelvin diye. Orada da var tabi bir şeyler. Evet, kapatalım bilgisayarı bakalım. Şeytanlarla savaş. Ne oluyor lan? 20 ağacı diyorum. Lan 20 ağacı diyorum. Evet. Yani ok beklerdim ama kurşun beklemiyordum. Ne bakıyorsun oğlum? Kaldırsana lan bizi. Aferin. Aferin. Pilot gitti. Geçmiş olsun. Yazık lan adam, aslında bir de üstüne düştü kapı. Evet. Güzel giriş yaptık. Selamünaleyküm. Lan. İpneye bak. Oğlum seni bir yerde kıstıracağım ben, bekle. Adam baydı bizi gitti. Bizi ateş eden de budur ha. Oğlum yani pistolla helikoptere indirmek de ayrı bir marifet.
Evet, bir acil durum çantası tarzında bir paket bulduk. O ne lan? Ha, geyiklermiş. Tamam. Aha, burada kıvranan var. Aha, bizim pilot. Kafasına kapı düşen. Bizimkilerden biri herhalde bu. Başka kimden olacak? Tabii bizden olacak. Hangisi bu? Kevin. Calvin. Kelvin. Ne boksa. Ana. Kulakların zarı patlamış çocuğun. Mal olmuş lan bu. İyi bari. Tepki veriyor en azından. Beni takip et. Al. İnşa et. Kal. Burası gizli, burası. Araba temizle, şey al, beni takip et. Evet, benim çok merak ettiğim AI mevzusu bu. Çok güzel tasarladıklarını söylüyorlar yapımcılar. Çok şey vaat ettiler. Bakalım yapay zeka nasıl hareket edecek bizimle beraber. Şimdi çantamızda ne var? Açmak ve birleştirmek için mata eşya ekle. Ekleyelim. Seni bir açalım biz. Bundan daha acil bir durum olamaz. Acil durum paketleri açmak için çarka bas. Basalım. Çakmak. Ne güzel. Rüzgarlıklı çakmak. Şöyle takip cihazı. Heh, ilk görevimiz geldi. B takımını bul diyor. Galiba 3 tane lokasyon var. Bu tarafa ilerleyeceğiz. Şöyle baltamızı alalım elimize. Baltayla ağaçlar kesilebilir veya düşmanlar doğrulabilir. Tabii. Başka ne işe yarayacaktı? Bir inleme sesi duyuyorum gibi sanki. Hala. Taraftan bir yerden bir yorgun bir ses geliyor ama. Ha, benden geliyor galiba. Daha aşağıdaki, pardon, sol aşağıdaki barda. Bu da inliyor galiba hala. Evet, ağrı kesici. Ne bu? İlaçlar demiş. Keşke ne vereceğini de söyleseydin be. Neyse, bir tane atalım ağzımıza. Aynen, tamam. Canımızı yavaş yavaş dolduracak o sözde herhalde. Antibiyotikli, ağrı kesicili bir şey gibi tahmini. Şöyle. Aynen, burada sandıklarımız var. El bombası verdim. Diğeri ne? Onu bilmiyorum. Çubuk toplayalım. Zaten çubuk taş standarttır başlangıç. Çok düşünmeye gerek yok. Her şeye lazım. Bant bulduk. Güzel. Şeyler vardı altında ama ne olduğunu anlayamadım o kumaş yüzünden, branda yüzünden. Şurada da var biraz. Ne lan? Küçük taş herhalde. Neyse, alalım. Bunlar işaret fişeği sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Başka da var mı? Var, orada bir tane daha var. İyi saklamışlar. Aa, kutular hareket edebiliyor. Önceki oyundan ziyade şimdi fizikleri de geliştirmişler, oyun fiziklerini. Güzel güzel. Şöyle bunun üstüne çıkabiliyor muyum ben? Bir etrafa kuş bakışı ufaktan bakalım. Kutu atlamayalım. Oradakini aldık. Taş. Tamam. Başka bir şey yok. Burada bir mağara gibi bir yer gösteriyor. Hemen yolumuzun üzerinde.
Bu Anır'ın hala yok ya, buradan başka bir ses geliyor arkadaşlar. Kim arıyor ya? Galiba oyun bug'ı tahminim. Oyun erken erişimde. Olabilir böyle şeyler. Sanırım. Yani biraz ürkütücü. Eğer böyle sağda solda göremediğimiz sesler duymaya devam edersek eğer, bir sıkıntıya girebiliriz. Örümcek ağı acaba alınabilen bir şey mi? Yok. Herhalde hani craft için falan lazım olur mu diye bir düşündüm de. Evet, bol bol çubuk var. Alabildiğimiz kadar alalım. Şu mağara gibi olan bir yere gitmek istiyorum. Taş da alalım biraz. Bu akşam yatacak bir yer ayarlamamız lazım kendimize. Gel bakalım. Evet, galiba bu alt tarafta. Şuradan inelim aşağıya. Evet. Medeniyetin ilk kanıtlarından birini bulduk bu adada. İptir. Oo, MRI çıktı. Güzel, güzel. Acil durum yemeği. Fil vesaire, taş. Oo, buraya girmeli miyiz acaba ya? Ben emin olamadım. Bunlar çok da yemiyor gibi aslında ama hemen oyunun başlangıcında da olduğu için gerçekten arada kaldım. El fenerimiz var mı bizim? İşaret fişeğimiz var ama o ne kadar idare eder? Bunlar ne? Yazıcı reçinesi, mürekkep, kartuş falan herhalde. Muşamba. Yok. Yani el feneri yokken oraya girmek istemiyorum. İşaret fişekleri bilmiyorum, acil durum için lazım olabilir mi? Şimdilik burayı es geçeceğim. Ama evet, mağara olduğunu keşfetmiş olduk. Şöyle bizim bulmamız gereken elemanlara doğru gidelim. Belki bir takım arkadaşı daha bulabiliriz. Emin değilim. Orada bir sandık gördüm gene. Buralarda evet, dünyaya yayılmış vaziyette mi? Yani ben anlayamadım, hani helikopter çevresini anladım. Uşamba çıktı gene. Bol bol. Hadi mağaranın da çevresine. O ne lan? Allah seni kahretmesin bizim eleman. Yani şuradaki suyu geçemedin, oradan koşarak mı geliyorsun lan? Yemin ediyorum, dedik herhalde ilk fight'ımıza giriyoruz hemen. Neyse. Geyikmiş o da. Niyeyse ben çok gergin başladım şu an oyuna ya. Ben o kadar gergin biri değilim normalde ama. Bakalım, devam edelim. Evet, stamina da. Stamina bayağı iyi gibi aslında oyun başlangıcına göre. Şöyle bir bakayım. Bayağı uzun mesafe koşabileceğiz bu staminayla. Hızı da geri doluyor. Güzel, güzel. Kaçmamız gerekirse yok. Bir kitapçık vesaire bir şey bulabilirsek, yani varsa eğer, hani ne yiyebilirsin ne yiyemezsin, zehirli olan şeyleri falan, bir
Kitapçık oluyor genelde. Papatya alırım işte. Arada taşı fulledik. Şundan çay yapıp dinlenebiliriz galiba. Ya tahminen alıyorum hani diğer survival oyunlarda böyle papatya çayı falan yapıp işte daha rahat uyuyabiliyorsun vesaire. Ve sakinleşebiliyorsun, stresi azaltır vesaire vesaire bir ton. Ufaktan da avlanabiliriz. Tavşan mavşan bir şey varsa eğer indirebiliriz. Denk gelirsek. Ya taşı fulledik, evet. Şöyle galiba yaklaşmış olmamız lazım. Henüz bir şey göremedim. Evet, ufak bir mağara var. Aslında aman 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 aman. Bak. Acaba bizim gelmemiz gereken yer, ha bir saniye. Evet, burada bir golf arabası var. Burada golf arabası ne arıyor arkadaş? Bu nasıl bir ada ya? Evet, herhalde mutlanabilecek bir şey yok. Mağaranın dibinde golf arabası. Kuşlar falan çok tatlı. Ha, şuna bak. Çok güzel yapmışlar. Neyse devam edelim, etrafı inceleyelim. Golf arabası bulduysak buralarda başka şeyler de vardır herhalde. Ya da el yapımı mızrak. Olabilir. Olabilir. Ne istiyorsun? Ya dur bakayım. Craft yapılmış yay diyor. Avlanabiliriz. İpimiz. Bu da bant. Aynen. İpi de koyuyoruz. Başka ne istiyordum? İki tane sopa istiyorsun. Tamam. Birleştir. Evet, ilk craftımızı da yapmış olduk. Şimdi ok nasıl yapacağız? Şöyle bir bakalım. Taş ok diyor, yaprak gerekiyor. Hı. Tamam. Seni de hallederiz. Mızrak için bunlar ne? Aa, ışıklandırması var. E çok güzel olmuş. Bu ne yapıyor? Evet. Güzel olmuş. Şöyle dinlendirici bir ışık var mı? Evet, bence bu güzel. Mızrak için bıçağımızı, pardon, bıçağı koyuyoruz. Odun ve bant koyuyoruz. İki tane odun koyacakmışız. Birleştir. Ha, ben bıçağı oraya monte edeceğim diye düşündüm aslanım ama neyse. El bombası. Ha, bunlar C4'ler. Çok erken bulmuşuz bu tarz şeyleri ama neyse. Mermi 9 milimetre. Evet, tabanca var oyunda. Onu anlamış bulundum. Yemek durumumuz nasıl? Şu an iyiyiz. Sırt çantası diyor. Şöyle yapabiliyor muyuz acaba? Ekle. Aynen. Silahlarımız, baltamız vesaire burada yakında dursun. Kullanabiliriz direkt hızlı bir şekilde. El bombasını çıkar. Ben kendimi sakatlarım onunla şimdi. Başka da bir şey sanırım koyamıyoruz. İlacımız orada.
Tamam, fişeğimiz oldu, güzel. Ne oldu? Sen niye bozdun kendini? Ha tamam. Böyle sadece öyle gözüküyor. Tamam. Şimdi değiştirebiliyor muyum acaba? Hızlı bir atama tuşu yok galiba. Aynen. Devam edelim. Yağmur yağıyor. Bizim yavaştan bir yere kurulmamız gerekebilir. Golf arabası orada. Başka bir şey göremiyorum. Şunu avlayabilir miyiz acaba ya? Neredesin? Bu aloe vera mı? Aloe vera bu. Aynen. Evet, ilk avımızı da kaybettik. Ben burada ne bulmamız gerektiğini tam kavrayamadım. Mağara girişi var. Mağaraya mı girmeye zorluyorsun beni? Sanırım mağaraya girmeye zorluyor. Çünkü gösterdiği konumda burası. Alalım bakalım, inelim hayırlısı. Evet, o büyük mağaraya girmedik ama küçüğüne girelim. Evet, GPS artık bir işe yaramıyor. Şöyle, bana şunu verir misin? Burası... Yani atmazsa olmaz mı? Aynen, elimde taşıyabilirsem. Abi, bu nasıl mağara? Bu bildiğin... Yapılı kurulu base yani. Yani aklımdaki ilk soru, siz buraya her şeyi o mağaradan nasıl soktunuz? Başka bir çıkış olması lazım buranın artık. Evet. Lootlayalım. Bataryalar. Vesaire. Piller. Ha, geceyi burada geçirebiliyorum. Çok güzel. Paralel evrenler ve aralarında gezinme diye bir kitap aldık. Bunun ne olduğunu çözemedim. Ha, kartuş ekledik. 3 boyutlu yazıyor. Evet, şurada yazıyormuş. Kör gözüm benim. Oo. Bir sürü ot bulduk. 10 numara. 10 numara. Okumuzda yaparak gelmiştik buraya. Kartuşumuzu da bulduk tekrar. Açalım sizi. Kartuş. Zeline halatı diye bir şey. Evet, daha fazla C4 bulduk. Buraya biraz devam edelim. Bakalım madem etrafa ne olduğunu. O neydi lan? Kapı da kapanmıyor. Geceyi geçirsek mi acaba? Burada bir kaydedelim. Yeni kayıt, aynen. Devam edelim bakalım. Gerekirse geceyi de geçiririz orada. Ha, pardon, biz buradan geldik zaten. Aynen. Evet, çok ciddi bir tesisat var aşağıda. Evet, burada bir sıkıntı var gibi. Bu tavandakilerin normal bir şey olduğunu sanmıyorum ben. Evet.
Evet, seslerle alakalı bir gariplik var oyunda. Ama sorun değil. Orada bir yer var mı gidilebilen? Yok. Evet, biz galiba servis holü tarzı bir yerden giriş yaptık oyuna. Orayı da elemanlar mağaradan yırtarak mı girmiş, ne yapmış artık? Heh, birinin cüzdanı da yokladık. Hayırlısı bakalım. Kartımız yok tabi. Kartı acaba nereden mutlayabiliriz? Burada gidecek başka bir yer yok sanırım. Yanlış görmediysem eğer. Buradan yukarı falan da çıkabildiğimiz bir yer yok gibi. Evet. Biz geri dönelim yatağımıza. Aldığımız birkaç kitap vardı. Onları inceleyelim. Belki oradan bir şey keşfederiz. Tamam, sen de git artık. Sesi bile çok yordu yani. Şimdi evet. Paralel Evren kitabı. Evet abicim, açacak mısın? Yok galiba, öyle kütük diye bakıyor sanırım. Anlayabilmiş değilim. Evet, yok, öyle bakıyor kitaba, avanak avanak. Herhalde okumayı bilmiyor bizim karakter. Nakit ne işimize yarayacaksa. Baya bir saat çukalamışız ha. Bu C4 bombası galiba, hani zamanlamalı bir şey kurmak için. Hint keneviriymiş. Evet. Ben çok masum o konularda. Ben papatya zannediyorum ama ben onu papatya niyetine de içerdim. Sonra güzel bir uyurdum yani, her türlü. Affetmem. Evet. Bu neymiş bakalım. Ha, bizim el kitapçığımız. Evet, burada. Evet. Ufak bir sığınak. Burada nasıl ateş yakacağımızı. Hatırlıyorum, diğer oyunda kafatası dikiyordunuz böyle, orada tehditleri savurmak için, gözdağı vermek için. Basit zemin, merdivenler, modu değiştir diyor. Değiştirelim bakalım ne oluyor. Daha detaylı, aynen. Aynen. Şimdi bütün yapılara bakabiliyoruz. Tuzaklara bakalım. Sineklik, kemik yapan tuzağı. Küçük hayvan, balık tuzağı. Ayaklı saksı, saksı vesaire bunlar. Evet, korkuluk. Bu direkt beden asmak için galiba. Çarmıha gelmek için. Kuş yuvası. Çubuk yuvası. Sonsuz mu? Taş. Ha, anladım anladım. Patika kendimize. Patika yapabilmek için. Vesaire vesaire. Evet, böyle devam ediyor. Bunları artık ihtiyacımız oldukça devam edebiliriz. Şimdilik sen neyle kapatıyorum ya ben? Evet, oyun kontrolleri bir garip yani. B ile. Ha, B ile açıp kapıyoruz. Tamam. Sen de git. Sana da ihtiyacımız yok. O zaman biz bir uyuyalım. Çünkü kart da bulamadık. Takımdan herhangi birini de bulamadık. Susadım. Açım. Şu açlığımızı bir giderelim. Evet, su durumumuz iyi değil.
Suyu artık dışarı çıkıp dereden sömüreceğiz. Burada unuttuğumuz bir şey var mı yok mu? Yani bunu da koyduk buraya ama ne yapabileceğiz bununla? Ha ok yok, bir saniye, şimdi oldu. Evet, şişe yapmak istiyorum su doldurabilmek için. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Evet. Ayak sesimi duyuyorum lan ya. Yok, gene şizofrene bağladım. Maske. Maske ihtiyacımız var mı? Burada özel bir şeyin bir zırhın tarifini mi vermeye çalışmış anlayamadım. Bacak, gövde, kol, kask 250 mililitre 10 kere demiş. Daha çok şeye benziyor bu film yapılırken yeşil green suit için işte Avatar'da falan kullandıkları kıyafetlere benziyor. Takip için. Başka ne yapabiliyoruz? Maske yapalım. Yani kartuş var. Ne diyeyim? Bunu da kendime mi giydireceğim, başkasına mı giydireceğim, onu merak ettim. Veya bu korkutmak için olabilir mi acaba? Öyle korkunçlu bir şey mi yapacaksın? Yok yani. Alsana. Ha ya, gittik gene yakıt ekledik biz oraya. Yani bu muydu? İnşallah bir işe yarıyorsundur yani, korkutmak için ya da aralarına sızmak için falan. Kancamız zaten var galiba. Kanca bakayım. Zipline halat demiş. Tamam, kanca da yapalım. Yap abi. Yok. Heh, buradan verelim Emre. Sen de yap. Su sıkıntıya giriyor. Artık ne varsa yapalım, gidelim hemen. Su içmemiz lazım. Hem de günü de değerlendirelim. Yumuşken hazır. Evet, iki tane yaptı galiba. Güzel. Teknik kafes yap hemen. Yap 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 yap, ne var ne yok yap. Bunun ne olduğunu ben anlayamadım. Bu arıcılık için falan mı? Teknik kafes. Kızak diyor, oklar. Kızağı da yapalım. Ok aldık zaten. Kaç tane var şu an? Nerede oklar? Kör müyüm ben ya? Okları göremiyorum ben. Bu kadar ok aldık ama. Seni nasıl alacağım lan ben? Yakıt mı yetmedi? Şunu bir indirebilirsem eğer. Yakıtımız vardı bizim. Hayır, onları da tüketmişiz. Evet, bu yarıda kaldı. Seni artık alamayacağız. Aradığımız kart burada bir yerde de yok. Hadi gidelim o zaman. Eline şu baltayı al lütfen. Evet, burayı hatırlayalım. Bir kızak ihtiyacımız olursa burada hallederiz işimizi. Yakıt bulmak ne kadar kolay mı zor mu bilmediğim için diyorum yani. Kolay bir şeyse bir daha uğraşmam buraya geri dönmeye. Ancak kartı bulunca dönerim. Evet, bizim eleman
Burada bekliyormuş bütün gece. Geleydin be oğlum. Utanma. Sana bir iş yaptırabilir miyim ben? Al sopa, inşa et. Kal, ara ver, temizle. Avlanma yok galiba bunda. Hadi git balık. Topla. Balık ve beni takip et. Balığı bul ve beni takip et mi diyeceğiz? Balığı bana ver. Aynen. Evet, özürlü anlatır gibi anlatıyoruz. Eleman duymadığı için. Merak ettim. Git bakalım balığa. Ben de su içerim sen avlanırken. Aslında tavşan su içemiyor muyum ben? Daha derin bir kaynağı var mı bu suyun? Evet, avlanamıyor gibi bizimki. Şöyle suyun daha derin olduğu bir yere gidip bir saniye şişeyi bir alayım elime. Aynen. Şöyle iç aslanım. Güzel. Al, fulleyelim kendimizi. Bir yedek de alalım yanımıza. Bizim bu diğer elemanı beslememiz gerekiyor mu acaba? Şu an onu merak ettim. Yani yardımcı da oluruz eğer beslememiz gerekiyorsa. Ha, direkt de içebiliyoruz. Tamam. Yakaladın balığı. Yok, başarısız oldu galiba. Balık malık yok gibi. GPS'i alalım tekrar elimize. Bunların bir kısa yolu vardır diye düşünüyorum ama herhalde ben keşfedemedim. Diğer eline de baltayı al. Galiba bizim gitmemiz gereken yerler o zaman ünlem işaretlerinin olduğu yerler. Buradaki yeşil işaret galiba kartı herhalde bulacağız bizim elemanlardan o zaman ve buraya döneceğiz. Burası galiba ilk hikaye başlangıcını temsil ediyor bu yeşil simge galiba. Yan görevler ya da işte araştırmamız gereken yerlerde böyle morla gösterilmiş ünlem işaretiyle. Seni bir yakalayabilir miyim ben? Deneyelim bir daha. Yok. O bizi yoracak gibi. Şöyle devam edelim. Okumuzu kullanabiliyor muyuz biz şu an? Neredeydi okumuz? Gel aslanım. Bizim bulduğumuz oklar galiba. Ha, şimdi tamam, aynen. Ok cinsini değiştirebiliyormuşuz. Orada tahtalar var. Hoş değil. Mezar mı lan bunlar? Evet, bunlar galiba mezar. Kürek gerekiyor. Kürek craftlayabiliyor muyuz? Yani gerçi mezar açıp ne yapacağım? Bu üçünün mezarı olabilir mi? Dur bakayım. Karı koca vesaire bu galiba. Karılı kocalı kızlı mezara mı gömdüler bunlar çoktan? Neredeydi bizim kitapçık? Burada el aletleri tarzı bir şey var mı? Aletler değil. Modu değiştirelim bir hemen. Araç gereçler. Yok, buradan bulamayacağız. B ile kapatıyorduk.
Şöyle yapalım. Teknik sır. Ha, plaka, anladım. Şu ürettiğimiz malzeme neredeydi? Şu arkadaştan teknik kafes, bundan yeterince yaparsak eğer zırh yapabiliyormuşuz kendimize. Şimdi biz sopa koyalım. Alma, koy. Sopa koyalım, bakalım bize el yapımı mızrak yapabiliyorsun. Meşale, tamir seti, taş ok yapabiliyorsun. Seni iptal edelim. Seninle bir şey yapamıyoruz. Seninle el yapımı mızrak yapabiliyoruz. Burada da kazma yapacak başka bir malzememiz yok gibi. Evet, burayı keşke işaretleyebilsek ya. Yok, deniyorum acaba bir şekilde bulabilir miyiz diye. Hı. Tamam, şambayı yere koyabiliyoruz. Evet, alalım baltayı elimize. Burayı hatırlamam lazım. Büyük ihtimal aradığımız 3 kişi de burada gömülü. Ana lan, balık getirdin. Helal olsun sana. Lan yeme direkt, manyak. Hasta olursun. Gerçi balıktan bir şey olmaz, taze balıktan. Yani sıkıntılı bir balık yemiyorsa eğer, bir şey olmaması lazım. Şöyle tekrar. Şu üst tarafa gidelim önce. Burayı da hatırlayacağım. Derenin orada. Orada bir yeşil daha bulduk şu an. Orada galiba bir görev yeri. Ya da şu an diğer bir teorimde şey, bu yeşil işaretler, yani modern yapıların olduğu mağara girişlerini temsil ediyor da olabilir. Normal yaratıkların olduğu mağara girişlerini de büyük ihtimal mağara olarak gösteren beyazlarla... Ananı... Lan hiç beklemiyordum. Kusura bakmayın. Gerçekten gerildim. Yani böyle bir irkildim. Evet. İkinci günden gerginlikler başlıyor gibi. Çıksana oğlum. Allah Allah. Bizim Kevin nerede? Neyse, gelir o herhalde bize. Onun kaybolacağını sanmıyorum ben. Ulan abla. Altıma sıçtım ya. O bana tetiklendi. Yani beni gördüğü için mi irkildi, ne yaptı bilmiyorum. Şöyle geçelim biz karşıya. Aha. Vallahi orada. Ya şu an çok savaşma modunda. Gelme lan. Lan o maymun mu lan bu? Yo. Oğlum uzaklaş lan buradan. Uzaklaş. Git lan buradan. Git. Bak bak, taş maş atıyor lan. Lan oğlum. Aa, tabla. Evet. Ver lan bana okumu. Gel lan, gel. Gel. Şöyle şey. Bunlar etrafımı sarıyor lan benim. Yaklaşma, yaklaşma. He amına. Geber. Gel. Gel, sana da vereyim biraz, gel. Şöyle şık.
Evet. Bana da kafa lazımdı. Gel buraya. Senle de hiç uğraşamam. Şöyle seni duvara geri... Lan! Şöyle eşek. Lan, aha bizim eleman da geldi. Buna koydum seni. Geber. Canımızı da götürdü. Bak lan, bırak lan. Bırak buna koydum maymun seni. Oğlum bunlar niye bu kadar sıkıntılı? Harbiden maymun lan bu. Yani insan da hani insan demeye bir şeyim yetmiyor. Al işte ben oku. Sittin seni alamam. Bu ağacı indirmem gerekecek. Oku almak istersem geri. Bunlar kaç tane lan? Gel gel. Yaklaş şöyle. Emin olayım. 3 taneler. Evet. Kevin nerede? Bizim eleman beni sattı gitti galiba. Bizim eleman beni sattı gitti. Gel buraya. Kendime de dokundurmak istemiyorum. Evet, leş gibi atışlarım olduğu için nerede diğer ok? Alalım bari. Galiba bir tane okum kaldı benim şu an. Diğerini de buldum. Evet, oklarım hızlı tükeniyor. Neden işte? Denk getiremiyoruz. Baltayı alayım elime. Ha, bir tane kafa taşıyabiliyorum öyle mi? Seni doğaya da salmayacağım. Şunları denk getirirsek öldürelim. Oklarımızı geri alalım. Bizim eleman nerede bilmiyorum bile. Ha, gösteriyor sözde burada. K ile gösterdiği bizim eleman. Bu ne yapıyor? Neden benden ayrı gidiyorsun sen arkadaşım? Aha, burada biri. Benim okum sende değil mi biri? Şöyle kellen gitsin. Neredesin lan Kevin? Ölebiliyor mu acaba bu karakter ya? Yo, bayağı hareket ediyor gibi. Tabi birazcık mal galiba. Evet, gel. Sen beni takip et, başka bir şey yapma. Anladın mı? Emin değilim ben anladığımdan. Orada geziyor bir tanesi gene. Bunlara izimizi de kaybettiremeyiz. Bunlar böyle yabani ise eğer. Bunlar falan da gelişmiştir herhalde. Biz 50 metreden kokluyordur bunlar. Ok yapmamız lazım. Herhalde onun içinde kuş öldüreceğiz. Bizim alet ötmeye başladı gibi sanki. Aynen, galiba yaklaşıyoruz. Artıyor hızlı bir şekilde. Bir şey patlamayacak umarım yani. Evet, orada bir taş gördüm.
Alalım. Güzel, yiyecek içecek. Buradan aşağı mı düştün? Buradan yukarı mı çıktın galiba? Emin de olamadım. Buradan aşağı nasıl inebilirim ben? Ama uzaklaştık gibi. Aynen, burada artıyor. Acaba ipi kullanarak ben de inebiliyor muyum? Birleştir diyelim. Zipline halatı için tam ip istiyorsun. Heh, bir de bunu istiyorsun. Tamam, birleştir. Tamam. Bunu kullanamaz mıyım ben acaba? Elime alabiliyor muyum? Yok, elime de alamıyorum. Evet, aşağı kendimiz bir yol bulup inelim o zaman. Aşağıda olabilir gibi geldi bana. Yok, burada çok yüksek. Şöyle biraz genişten alacağız. Yani o eleman da şu kadarcık yeri dolanmamak için mi oradan zipline kurup. Evet, elemanı bulduk. Galiba yukarıdan o halata benim vurmam mı lazımdı bunu aşağı düşürebilmek için? Sen kampman kurabiliyor musun aslanım ya? İnşa et. Sığınak hadi. Ha, buraya bir yere yap bunu. Tamam. Biz de gidelim. Aynen, buraya kurulalım. Şu elemanı bir indirmeyi deneyelim. Yukarıdaki ipe vurmak hiç aklıma gelmedi. Bilmediğim için orada beden sallandırdığını tabii. Evet, karakteri de iyi yorduk bugün. Nispeten canı da azaldı. Birazcık kaynak harcayacağız bu gece. Veya balık malık tutup. Ya yok. Harbiden oluyormuş. Aynen. Eleman indi aşağı. Tamam. Oğlum, ben sana yani bir iş veriyorum. Onu da yapamıyorsun ya. Evet. Anlaşılan biz burada sürekli ölü bulacağız. Ölü takım arkadaşlarını arayacağız galiba. Diğer helikopterde olanlar vardı. Aha, el feneri. Tamam, artık mağaraya girebiliriz. Envanterinde yeni üretim tarifi var. Ha, burası GPS, ben anladım yani. Bunu bıraktığım yerde bunu takip edebileceğiz. Haritayı böyle işaretleyeceğiz kendimize. Anladım. Oh yavrum, yayıl orada. Susturabiliyor muyum ben bunu artık? Bayağı bir ne bu? Botka galiba. Yeni üretim öğeleri var dedi. Ben onu merak ediyorum. Neyle yapabilirim diye. Şöyle bir odun koyalım bakalım. Odunla alakası olan bir şey değil. Pille elektrikli testere yapabiliyoruz. O işte şimdi mevzular değişmeye başlıyor işte.
Zaman ayarlı bomba aynen. Teknik sır. Bir dakika ya, ben yapabiliyor muyum şu an bundan? Bir tane mi istiyor sadece, anlamadım. Başka pile ihtiyacımız var ve tel. Vallahi yaptık. Nereye yaptık sadece biz? Evet, keşke üstünü okusaydım. Ya tahminim kolumuzu yaptık. Navigasyon cihazı. Ha, burada da evet biraz daha okumuz arbalet oku var ve karbon fiber oku var. Tamam. Çok da kötü değiliz. Şunu bir susturabilir miyiz ya lütfen ya ben. Tamam, şu GPS'i de al cebine koy kardeşim ya. Neyse. Şurada bir oyunu kaydedelim. Evet, üzerine kaydet. Burada bir ateş yakalım biz. B ile kitabı açıyorduk. Hala alışmaya çalışıyorum, kusura bakmayın. Burada değil, burada değil. Nerede lan bu? Modu değiştir. Galiba bu iki kitapta biraz daha farklı. Yine duydum. Duydum da. Kitabı bir kaldır. Biz burada tacize uğrayacağız gibi geliyor. Dört tane odun kıracağız. Bunu çantanın içinde mi yapmak zorundayım ben? Deneyelim. Evet, ilginç bir craft mantığı. Şöyle ateşimizi yaktık. Aslanım sen şu ateşi söndürelim. Yani kafa değmeyelim ya. Kapat. Kafa yemeyelim. Böyle çikolata yiyelim biz. Açlığımızı biraz dindirelim. Enerji barı diyor. Bir tane daha yapıştır aslanım. Güzel, güzel. Canımız da biraz doldu. Heh, geldin değil mi? Geldin değil mi? Gel. İnşallah arkadaşlarını da getirmedim buraya. Şaşırırım ya, şaşırırım. Ölmek de istemiyorlar. Vallahi zorlama, bak seni yerim açlıktan. Ulan keşke ok attıklarımdan bari olsaydınız. Geber. Geber geber. Gel. Allah senin bela. Gel lan buraya gel. Gel. Gel seni de götüme sokacağım çok gel. Geber artık haydi. Bunları gidelim götürelim. Ben bunları en güzeli burada bir çarmıha geleyim gerebiliyorsan. Ya da o tarz bir şey. Yoksa bunlar rahat bırak bak. Bıkmıyorsunuz değil mi? Neredesin lan? Neredesin? Vallahi maymun ya bildiğin. Zıplıyor ya. Arkana dön. Gel buraya. Aferin. Evet. Şunu da alalım. Ha, bizim eleman da orada. Camış gibi yayılıyor. Yani kalk lan. Şöyle eşek. Allah'a bak, ciğerine saplarım öyle oturup durma ben burada savaşıyorken. Evet onu. Allah seni, inşallah seni yerler. Kurtarmayacağım lanet. Anca balık tutturacağım sana. Böyle köle gibi iş yaptıracağım. Oturup izleyeceğim ben de pezevenk. Bekle.
Evet, bütün öfkemizle atmış bulunduk böyle. Evet, herhalde diğeri elemanları sattı gitti. Nerede lan? Gel buraya gel. Aranızdan birini yiyeyim de. Bilmiyorum valla, şaka mı yapıyorum gerçekten, ben de emin değilim yani. Gerekirse yerim yani, affet lan. Bizim eleman kalsın ya, o kadar da aç değilim. Evet, herhalde şu an için geri çekildiler. Bunu yere saplayıp buna kafa dikebiliyor muyum ben? Şöyle deneyelim. Pardon. Bunu koy ortaya. Koyamıyormuş. Kafamız nerede? Gel buraya. Aslında böyle de tehdit edebiliyormuşuz. Ama evet. Bunu bir de koyabilmenin bir yolu vardı. Ona bir bakayım tekrar. Unutmuşum. Sopayı dik diyor. Sopaya kafayı geçir. Sopayı yere sabitle. Garip bir tarif. Yani işin özü, biz sopayı yere sabitleyip baltayla keskinleştirip kafayı saplayacağız herhalde. Galiba. Deneyelim bakalım. Ver bana bir sopa. Aynen. Lan dikme, Allah belanı. Sapla. Tamam, saplamayı da öğrenmiş olduk. Baltayı aynen. Bu. Evet. Bu ateşi neden söndüremiyorum ben? Oğlum yardım etsene lan. Manyak. Senin benden çok çekeceğim var oğlum. İki tanesi de yanıyormuş. Onu da öğrenmiş oldum. Tamam, hızlı kullanımı böyle hallediyoruz. Tava basılı tutmamız gerekiyor. Bir şeylerin arasından değiştirmek istediğimiz zaman. Şimdi şunu. Şöyle ön tarafına doğru. Yapamıyor muyum? Evet, illa buraya bir yere yapacağız. Sapladık. Baltayı alıyoruz. Sivrileştirdik. Sonra da bu arada gördüm o maymunu gene. Şunu. Son bir kere daha deneyeceğim. Olmazsa artık yormayacağım kendimi de. Ver abi. Diktim bunu. Şimdi kafayı alacağım direkt. Gel buraya. Aynen. Tamam, hiç öyle komplike bir şey yapmaya gerek yokmuş. Böyle dikebiliyormuşuz. Bizim Kevin maymunun arkasından verdi ya da maymun onun arkasına verdi. Öyle uzaklaştı. O delikanlı orada öldü mü? Onu bir kontrol etmem gerekiyor maalesef. Ne kadar kızsam da Robinson Crusoe gibiyim şu an. Yani Adam mıydı? Adem miydi artık? Neydiyse adı diğerinin. Aynı o mantık. Bunu istesem de bırakamam ben. Aferin. Herhalde hallettin. Gel buraya.
Hatta sana tekrar bir komut vereyim ben. Beni takip et. Okey mi? Heh, aferin gel. Lan. Ulan sen. Aa. Ya bu kıyafeti miyafeti falan da var bunun. Değişik bir şey. Dört bacaklı, dört kollu. Abla sen onlardan daha korkunçsun ya. Nereye kaçıyorsun? Evet, kaçtı gitti. Lan sen mi korkuttun? Evet. Seni ben bir indireyim de gene gör. Gel buraya gel. Şöyle hızlıca. Orada öyle maymunluk yapmaya benzemiyor. Gel. Evet o da galiba depolup gidiyor. Evet arkadaşlar. Bir karakter daha var. Mutant ama modern bir yani ilkel bir mutant hani kıyafeti falan vardı. Galiba o da oyun karakterlerinden biri tahmin edersem. Merak ettim ne olduğunu. Ama şimdilik birinci bölümün sonuna gelmiş bulunduk. İlerleyen bölümlerde GPS'imizi bir elimize alabilirsek. İlerleyen bölümlerde burada da değil. Evet. Oyun bölüm sonu veremiyorum. Hayırlı olsun devam edeceğiz galiba. Evet. Gitmemiz gereken iki tane daha eleman var. Bunun gibi umarım ölmüş değillerdir. Yani şu an oyunda üçüncü bir karakter gördüğüm için artık umudum da var. Başka yaşayan var mı diye. Gene o ablayı mı duyuyoruz biz? Evet. Sen kimsin ablacığım? Bak peşinden falan da veriyor onların. Evet. Bir de böyle bir sapığımız var. Bu ablanın da gizemini keşfedeceğiz. Şimdilik üçüncü geceyi artık pardon ikinci geceyi de bitireceğiz. Diğer iki tane gitmemiz gereken yere de gideceğiz. Büyük ihtimal yol üzeri olduğu için şu yeşil yere de uğrayabilirim. Orada bir giriş olduğu için bakarız ne var ne yok. Olmadı orada da bir gece geçiririz. Oradan devam ederiz. Ama şu an için ilk izlenimlerim için söylüyorum. Yani daha yapım aşamasında olan bir oyun için çok güzel yapmışlar. Çok fazla bir optimizasyon problemi göremedim. Yani tabi muhakkak var. Yok değil. Yani, o kadar akıcı akmıyor ama canımı sıkan herhangi bir şey görmedim. 60 FPS'in altına düşmedim. O yüzden de herhangi bir şikayetim yok. O konuyla alakalı çok fazla. En azından benim sistemimde beni tatmin etti. Şu elemanın davranışları biraz beklentimden daha düşük ama onu da ilerleyen dönemde göreceğiz. Belki ben keşfedemedim. Surprise, motherfucker. Evet arkadaşlar artık devamında şöyle şişek bir de bana sinsi sinsi yanaşıyor. Geber. Ben arkadaşın kafasını astım oraya görmedin mi? Gel sen de kafanı asacağım gel. Hadi lan ver kafanı. Aa, kafayı niye alamıyorum ya? Şu bedeni gel bakayım şöyle. Ah böyle ateşin üstüne. Ver ablacığım. Aa, direkt kuru kafaya dönüştü yanıyor. Lan arkadaşını mı yiyeceksin? Kokusuna geldi galiba. Evet ben bu oyunu bitiremiyorum bir türlü. Bu da burada geberdi. Gel sen de gel. Kemik de lazım olur ya. Kemik de lazım olur oyunda. Aynen.
kemikten zırh mırh yapabiliyorsam sizden de zırh yapacağım. Evet arkadaşlar. Başka biri gelmeden artık bölüm sonu vermek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Söylemeyi de unutmuşum ha. Abone olmayı unutmayın. Beğenin lan videoyu.